Bir gün Trabzon, bir gün Edirne'di, bir gün Burdur, bir gün Sinop, bir gün Isparta'dayız. Bir gün Kırklareli'de, bir gün Ankara'da, bir gün Rize'de. Bir gün hangi bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada. Ya hangi gün İstanbul'da? İl dışında olduğum için yaşanmadı. Biliyorum. İki tatilimde de yağmura denk geldi İstanbul. Tanları yakışıyor, bana tatil de yakışıyor bu arada. Tatile gitmeyecek değilim. Cümleten selamun aleyküm. Hiç vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum. Gündem yoğun, telaşımız çok. Vaktinizi fazladan çalmak asla istemiyorum. Bakın gündemde bu şu anda meşgul eden olaylardan birisine muhalif kanadın en güçlü iki ismi olarak nitelendirilen Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olarak görülen Muharrem İnce var. Neden? Bir benden oyalıyorsun almıyorsun. Aradan çekil bak ben Erdoğan'la birebir kapışayım sen de bana destek ver. Ben sana zamanında şöyle kazık atmış olabilirim. Böyle sırtından arçenini hançerlemiş olabilirim. Senin kuyunu kazmış olabilirim ama olsun biz CHP'liyiz bilmem ne bak aynı zamanda şöyle yaptık böyle yaptık falan filan. Geç oraları. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye teklif yapıldı açıklamasında bulundu. Çok enteresan. Aynı açıklamaya cevap olarak Muharrem İnce de bir açıklamada bulundu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Katıldığı bir canlı yayın programında şunları dile getirdi. Dedi ki biz Muharrem İnce hadi o en son görüştüğümüz toplantıda değil onun için her şey geçti de daha öncesinde bir teklifimiz oldu. Teklifin ne olduğunu da söylemek istemiyorum. Yani bu olmaz kıvranıyor orada teklifi dile getirmemeye çalışıyor. Ya işte bir takım muhalif kesimler işte Milli Eğitim Bakanlığı teklif edildi bilmem kaç vekillik teklif edildi. İşte bir tane sar bana da oradan bir bohça misali Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin genel mantığı anlayışı bu. Yani CHP'yi CHP'liler yönet Etmiyor. Bundan da adım kadar eminim. Şimdi bunu niye diyorsun diyecekler. CHP'nin içerisindeki Atatürkçülerin, tamam mı? Yani Atatürk izinden gidenlerin ki CHP Atatürk'ün de bu ülkeyi de Atatürk kurdu değil mi? Yani burada CHP bu ülkede daha fazla bir hak sahibi değildir. Böyle bir anlayışı o CHP içerisindeki kirli düşünceye de çok karşıyım. Mesela Muharrem İnce ve Türevi gibilerin tamamını attılar. Şöyleleri kaldı. Ve bakın Muharrem İnce benzeri CHP'den atılan Iı, tasfiye edilen veya kendi çıkanların her bir farklı şeyler konuşsa da tek bir ortak nokta konuş. CHP'nin bir 14. katı var. Orada farklı şeyler konuşuluyor. Bir şeyler yapılıyor. Oradan bazı emirler geliyor ve geri kalan 13 kata bunlar uygulanıyor. Bizim içeride ne düşündüğümüz, ne yaptığımız, ne istediğimiz CHP'nin çizgisi hiçbir önemli değil. Yani şunu diyor hep. Yani, CHP'nin içerisinde bir klik var. Bu klik CHP'yi istediği gibi yönlendiriyor. Bu klik ne? Yani CHP içeriden değil, dışarıdan bir yer lerden yönetiliyor. Şikayetinden dolayı herkes CHP'yi terk edip gidiyor. Bu ayrı bir mevzu. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem'ince teklif teklif yaptık diyor. Muharrem İnce de diyor ki hayır. Bütün iletişim kanallarımız bir yıldır açık kontak kurmaya da çalışıyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinden bana asla bir teklif gelmedi. Şimdi hanginiz doğru söylüyor arkadaşım? Hanginiz doğru söylüyor? Bak benim kafama yatan yatmayan bir takım noktalar var. Şimdi şuradaki kafa karıştırıcı olaya takılmayalım istiyorum. Yani son görüşmene teklif yapılmadı. Bunu ikisi de söylüyor. Ben o teklifi mesela teklif yapılmadı olayı ortaya çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki ya ben onu şu için söylemiştim bu için söyle. Veyahut da öbür taraf Muharrem İnce yani ya sana teklif yapılmamıştı yapılmış işte dediklerinde böyle donup kalmamak için ya ben onu son toplantı için yani bu Ramazan ayı içerisinde olan toplantı için söyledim diye böyle bir kıvırma olabilir. Siyasetçiler bunu çok iyi becerir. Çok iyi. Dansöz gibilerdir. Maşallahları var. Yani bu enteresan bir durum. Hiçbirinin birbiriyle anlaşamadığını görüyor. Hiçbirinin. Ya bu masanın ülkeyi yönetme ihtimali yok. Ben en azılı CHP'liyle de oturup bir yerde denk gelip konuşsam ya ben Erdoğan'ın işte şöyle ağzından köpükler saça saça. Kar karşı çıkar. Ama ya bak bu gelenin daha iyi yöneteceğini düşünüyor musun diye sorduğumda ya ne bileyim ne bilmem ne emin değil. Ama ben eminim. Ben eminim. Hiçbir şüphem yok. Hiçbir şüphem yok. Ne yapacaksınız? Kapalı kapılar ardında verdiğiniz sözler ne? Bilmiyor muyum zannediyorsun? İçeride bulunan hangi teröristlere af çıkartacaksınız? Veya doğuda nereleri özerti ilan edeceksiniz? Ha? Nereleri HDP'nin kontrolüne vereceksiniz? Nereleri Kandil'in emrine sunacaksınız? Suriye ile olan bağlantı oradaki karmaşa nasıl bir iç, iç savaşı tetikleyeceksiniz? Ben bilmiyor muyum pazarlıkları zannediyorsunuz. Anlatacağız. Seçim sattındayız. Günü gelecek onları da konuşacağız. Şimdi gelin İstanbul'un reisine geçelim. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bana sorarsanız İstanbul tarihinin gördüğü en başarısız belediye başkanı. Belediyecilik anlamında ya İmamoğlu geldi şunu yaptı bak ya yıllar sonra da İmamoğlu'ndan kalan bu da bir eser. Bu da bir hizmet. Ne bileyim lojistik anlamında işte trafiktir. işte çocuklara olan hizmettir. Engelliler olabilir. işte kadınlara ayrıyetten olabilir veya yeni iş sahaları sosyal aktivite alanları, çevre düzenlemesi gibi 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 gibi. Bunları sıralayabilirsiniz. Ya şu da İmamoğlu'nun imzası var burada diyebileceğiniz öyle büyük kallavi bir proje kimsenin aklına gelmez. Gelmez. Niye gelmez? Niye en başarısız? Belediye başkanı İstanbul'un gördü. Çünkü İstanbul'a hiçbir zaman fokuslanmadı. Hiçbir zaman dikkatini oraya vermedi. Hep kafası başka yerdeydi. Tek derdi göbek büyütmekti. He. Şimdi ya tam hadi belki bu kadar eleştiriye rağmen tatilidir bilmem neyidir onudur bunudur boş boş işleridir bırakır derken bu sefer de İstanbul'un ne diyordu? Ben işte Fatih'in fethettiği mi, doğduğu mu? Trabzon'da doğdum. Ben Fatih'in fethettiği İstanbul'da belediye başkanı oldum falan. Çok yüksek perdeden konuşup gerçekten iyi algı çekebilen onu kabul edelim. Onu kabul edelim. Yani bir zehri var. Kıvrak bir yılan. Bunu kabul edelim. Şimdi bir gün Trabzon. Bir gün Edirne'de. Bir gün Burdur. Bir gün Sinop. Bir gün Isparta'dayız. Bir gün Kırklareli'de. Bir gün Ankara'da. Bir gün Rize'de. Bir gün Diyarbakır'dayız ama Diyarbakır'ın nerelerinin orada değiliz. Arka sokakta uğramadan gidiyoruz. Hangi bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada. Ya hangi gün İstanbul'da? Anlıyor musunuz arkadaşlar? İstanbul'a fokuslanmadı, dikkat vermedi. Ya bir belediye reisi online telefonla görüntülü görüşerek bir şehir yönetebiliyorsa, belediye başkanlarına boşuna masraf etmeyelim. Hepsini Ankara'dan, merkezden, tamam mı? Birer herkes aynı yerde otursun, alsınlar eline iPhone Pro Max, cüft telefonlarını, görüntülü konuşsun. Ne boşuna her yerde belediye binası, her yerde bilmem ne. Ya bir işin başında o işin reisi, patronu, lideri yoksa o iş ne kadar yürüyebilir? Ne kadar yürüyebilir? Bakın ben bir işin başı... Şuna net olarak söyleyebilirim. Bu tecrübem, tecrübemle de sabittir. Bir işin başında işin sahibi bulunmazsa iş batar. Bence siz de hemfikirsin. Bir de bir işte çok fazla kişi söz sahibi ise o iş yine batar. Yine batar. Ayakta kalması ve hayatta kalması mümkün değildir. Bakın bilmem farkında mısınız? Seçim süreci oldukça dinamik bir biçimde ilerliyor. Henüz aday belirleme aşamasında olduğumuz için sahayı hakiki manada ısıtan kampanya döneminin başlamamış olması kimseyi yanıltmasın. İttifakların ciddi hazırlıkları söz konusu ve büyük kozlar son düzlüğe saklanmakta. Ve ara sıra da kimileri seçmeni böyle konsolide etmeye dönük sözler paylaşmakta. Cumhur İttifakı yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bir diğeri daha yapacak çok iş var çizgisinde ilerlemekte. İşte dünden bugüne bir köprü kurarak yarına ilişkin hayallerini ve hedeflerini anlatmakta. Millet İttifakı ise parçalı bir görüntü içinde daha çok Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle popülist üst perdeden enteresan vaatlerini ön plana çıkarmaya gayret ediyorlar ve geçen videoda da bu konudan Bahsettim. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığını kemikleştirme hevesin, iç meselelerin perdelediği bir, perdelenmesini sağlayan bir senaryo uygulamak. Evet bu seçim her parti, her ittifak, her bir kişi keskin mesajlar verecek. Bir, e, bilhassa muhalefet kanadı siyaseten yeniden inşa gerektiren seçmen tercihleriyle yüzleşmek durumunda bir duvara toslamak haliyle karşı karşıya kalacak. İktidar bloğunda ise uygulamadan kaynaklanan sistematik sorunların aşılması, ekonomik dengelerin dengelenmenin öncelenmesi, deprem bölgesinin rehabilite etmeye dönük önlemlerin süreklilik kazanması, adalet ve kalkınma anlayışıyla milli sanayi, milli savunma, milli dış politika başlıkları ağır basın. Elbette gençler, heyecanları, tepkisellikleri ve umutlarıyla sanda önemli bir yansıma verecek. Bir yandan da en önemli tarafta kadınlar var. Hayatın tam merkezine taşınan, açık fikirli, bilinçli, bilinçli kimlikleri olan, kazanımlarını teminat altına almaya çalışan, evde, işte, siyasette birçok alanda daha güçlü olmaya çalışan bir kesim var. Seçimde bu kesimlerin her biri gücünü hissettirecek. Seçim analizlerinde bu ve bunun gibi bir yığın faktör arka arkaya sıralanabilir. Her birini ayrı ayrı anlamlandırabiliriz, değil mi? Hatta ideolojik ayrımlar, etnik ve mezhebi aidiyetler, etki ve baskı gruplarının rolleri, dış merkezlerin inisiyatif alma biçimleri, sosyal medya algoritmaları, tarihin ee, tekerrüründe ya da tarihi hesaplaşmalarda bu denklemde önemli olarak nitelendirebilir. Amenna. Sıkıntı yok. Benim varmak istediğim nokta biraz daha farklı. Değişik anket çalışmaları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kafa kafaya bir sonuç veriyor. Ben buna o kadar katılmıyorum. Seçmenin ferasetinin seçim sonuçlarını tereddüde mahal vermeyecek bir netlikle tezahür edeceğini düşünüyorum. Kimsenin kul takamayacağı, milli iradeyi eğip yani mesela 50.50,2 gibi böyle bir şey beklemiyorum yani arkadaşlar. Macaraya atılmayacaklarını bekliyorum. Açıklıkta bir sonuçla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Vatandaş tabii ki ittifaklar ve adaylar arasında bir seçim yapacak. Seçimin ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmayacak bir noktada, devletin iradesini pazarlık mevzusu yapmayacak bir noktada olacağını düşünüyorum. Ama bir meclis işte orası hassas. Bence rengarenk, çok yönlü, çok fazla uzlaşma arayışı isteyen, temsil kabiliyeti yüksek, toplumun kesimlerini büyük ölçüde yansıtan değişik bir mecliste, bugüne kadar olmayan bir mecliste karşı karşıya kalacağız. Bunu neden söylüyorum? Bakın bu bize yeni sistemin verdiklerinden birisi. Şöyle bir olay var. Bakın seçimdeki rekabet bu kadar kızışık olmasaydı taraflar rekabet esnasında bu kadar büyük iddialar, bu kadar büyük vaatler, bu kadar önemli halka yansıyacak girişimler yapmazdı. Kimse çantada keklik bir seçim için kendini o kadar yormaz. Bu da yeni sistemin 2018'de başa getirdiğimiz sistemin doğru işleme ihtimalinin kağıt üzerinde değil, hayatta da tesirini bizlere gösteriyor diye düşünüyorum. Bu sistem gelmemiş olsaydı Erdoğan 35, 40 rahatlıkla alabilecek bir lider, değil mi? Rahatlıkla. E ne olacaktı? Öyle ya da böyle parlamenter sistemde her türlü başbakanlık koltuğuna oturacaktı. Meclisten de kendi onadığı bir İsmi Cumhurbaşkanlığına doğru geçirebilir değil mi? Gayet tabii yani onun için çok rahat olacaktı. Ama bu sistemde 50 artı 1 ama gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Ve bunu almak için topluma dokunmak, halkın her bireyine temas etmek halkın faydasına çalışmak zorundasın. Bu da siyasetçileri daha çalışkan, daha üretken bir hale getirmek zorunda bırakıyor. Aslında sistem insanları çalıştırabilecek bir noktaya getir. İnsanlar sistemi değil, sistem insanları özellikle siyasileri daha aktif hale getiriyor. Bunlar da çok çok önemli diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Videoyu paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına da lütfen vesile olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.